أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين Sünuhat Ali İmran suresinin Rum suresinin 19. ayetinin üzerine bir açıklama var. Bismillahirrahmanirrahim. Onu okuyoruz. Zafer kardeş, müsait misin? Zafer hocam. Sayılırım. Sayılırsan sayalım sizi. Buyurun inşallah. Hangi kısım bu pek çok desatiri külliye dediği kısım mı? Ses gelmiyor. Evet, sizi bekliyoruz. Peki. Yuhrucul hayye minel meyyiti ve yuhrucu minel meyyite yuhrucul meyyite minel hayy. Bismillahirrahmanirrahim. Ölüden diriyi, diriden de ölüyü o çıkarıyor. Pek çok desatiri külliye ve bir kısım desatiri ekseriyi tazammun eder. Desatiri külliye her yerde ve konumda geçerli olan genel kurallar, prensipler, kanunlar. Desatiri ekseriyi pek çok ortamda ve şartlar altında geçerli olan kanun ve kurallar. Arasındaki fark neymiş? Birisi her yerde, birisi her çok ortamda. Hepsi değil. Neyse. Ferde, cemaate, neve, mesleğe şamildir. Yalnız ekseri düsturların maksadından bir iki misal zikredeceğiz. Okay. Fert bazında, cemaat bazında, nev tür bazında, meslek bazında herhalde anlamları olacak. Lakayt enevilik, nihayet sünnet cemaate, salabetli alevilik, nihayet rafiziliğe, dayandı. Hem zalime karşı miskinliği esas tutan Hristiyanlık, nihayet tecellüd, cebbarlık. Okay. Hristiyanlık nihayet tecellüd, yani kendini cesaretli ve kahraman gösterme. Cebbarlıkta ve zalime karşı cihad, İzzet-i nefsi esas tutan İslamiyet, eyvah, nihayet miskinlikte karar kıldı. Burayı açıklamak lazım. Hem zalime karşı miskinliği esas tutan Hristiyanlık, nihayet tecellüt, kahramanlık, buna esas, bunda karar kılmış. Cebbarlıkta ve zalime karşı
cihadı, eziyet-i nefsi esas tutan İslamiyet de her nedense nihayet Müslümanlık'ta karar kıldı diyor. Bir sonraki paragraf. Hem mebde-i başlangıcı tahassüp derecesinde azimet olsa nihayeti sonu, yani sonu müsal heleye, kolaylığa, ruhsata taraftarsa nihayeti salabete müncer olur. Son, işin sonu salabete müncer olur. Katılığa, katılık ile ya da metanet, sağlamlık bunun ile son bulur. Bir kısım Hanbeli, Hanefi gibi. Hatta en garibi bir kısım mutasıplar mesleklerinin zıddına olarak küffara karşı müsamaha, dostluk ve lakayt jönler, husumet ve selabet taraftarı çıktılar. Güya mebde-i hürriyetteki mevkilerini becaiş ettiler. Yani karşılıklı değiştirdiler. Yani sanki insanlar mesleklerinin zıttı olan şeyleri yapıyorlar. İki alim bazen Nakıs'ın oğlu Kamil, Kamil'in oğlu Nakıs oluyor. İki alim bazen Nakıs'ın oğlu Kamil, Kamil'in oğlu Nakıs oluyor. Eksik oluyor. Yani dinde herhalde eksikliği olan birisinin oğlu Kamil birisi oluyor. Dinde Kamil birisinin oğlu da eksik oluyor. Yine din açısından. Hatta ben öyle anladım. Güya bakiye iştihai şevki tevarüs ve velede geçiyor. Veraset ile birisi olarak velede geçiyor. İştihasından kalan, şevkinden kalan verasetle veledine geçiyor. Öteki kazai vatar ettiğinden, ihtiyacını gidermek istediğinden veledine ilme karşı açlık hissini uyandırmıyor. Şu emsillerdeki sır düstur şudur. Beşerde meyli teceddüd var. Yenilenme meyli var. Halef selefi kamil görse, tezib eylemese, yani geliştirmeye çalışmasa, meylinin tatminini başka tarzda arar. Bazen aksül amel yapar. Yani burada işte Kamil babadan neden nakıs veled oluyor ya da nakıs veledden nasıl Kamil veled oluyor? Onun bir açıklamasını getirdi. Siz buyurun isterseniz. Burada duralım. Var mı geçten? Allah razı olsun. Efendim? Allah razı olsun. Güzel, yavaş yavaş şöyle düşünmemize imkan verecek şekilde okudun. Ayet-i Kerime'de ne diyor? Önce ayet ne diyor? Ve ayeti anlarken nasıl bir tavır takındı müellif? Buna dikkat çektik. Dikkatimiz çekildi mi? Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarır diyor. Evet, dikkatimizi çekti mi? Yani ayet ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartır dedi. Aynı şekilde ölü cemaatten diri cemaati
Diri cemaatten ölü cemaati, ölü insandan diri insanı, diri insandan ölü insanı çıkarır şeklinde. Peki. Güzel, çok gayet güzel. Ölüden, ölüyü nasıl genişletti? Yani dini diyeceğim de öyle demesek lazım. Varlık açısından herhalde gene burada bakmak gerekiyor. Veya diriyi salabet, metanet, canlılık, ısrarlılık, tutarlılık. Ölüyü ise biganelik olarak tanımladı. İhtiyaç duymamak, gayret göstermemek şeklinde tanımladı. Değil mi? Yanılıyor mu? Evet. Yani mutlaka ölüden diriyi, diriden ölüyü biliyoruz. Aynı müellif başka kitaplarında, başka yazılarında ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarır diyen Allah kainatın yaratılışında böyle bir kanun var, nizam var, dikkat edin diyen bunu insanın ölü yemekleri yiyerek nasıl canlı insan ya da diğer canlıların nasıl canlıya dönüştüğünü yaratanın bir kuralı olarak, nizamının, yaratanın nizamının bir kuralı olarak takdim eder. Nasıl canlılar sonunda ölüye dönüşüyor? İşte bu yaratanın nizamında mevcut olan bir kuraldır. Bunu başka, yaratıcının iradesinden başka herhangi bir kaynağa izafe ederek izah veya kaynağı sebep olarak görmek suretiyle izah edemezsiniz. Çünkü cansız olan bir şey nasıl canlı olmanın kaynağı olur? Hayatın kaynağı olur. Kendinde yok ki sana versin veya başkasına versin. Bunun hepsinin kaynağı da yeniden yaratılmış. Yani beşerde meyli teceddüt var diyor ya. Orada yani her şey yeniden, her an yeniden yaratılıyor ya. Bunun bir zorunlu sonucu gibi herhalde. Yani bunun gözlemlenebilmesi için böyle değişikliklerin olması gerekiyor. Yani hem sebepler olacak, hem de yaratılışta bir düzen olacak. Şöyle yaparsan şöyle olur olacak. Hem de o bir sonucu elde etmek için teşebbüs ettiğimiz sebebin o sonucu yapıyor, yaratıyor, var ediyor, etkiliyor olduğuna dair o sebepte hiçbir delil, özellik olmayacak. Kainattaki nizamın aslı bu. Onun için ölüden diriyi, diriden ölüyü yaratır. Yaratan odur, var eden odur. O çıkarır. Yani ölüden diriyi çıkarır, diriden ölüyü çıkarır. Yani onlara yeni varlık verir. Yani kainattaki nizamda bakıyoruz. Biz kainatın bir düzen içerisinde, silsile içerisinde varlık alemine getirildiğini görüyoruz. Yani evet, varlık alemine geliyor ama bir bütün olarak kainat, o bütünlüğün içerisinde bir düzen var, bir sistem var. Ta ki kainatın yaratılış nedeni olan, benim anladığım kadarıyla insan olarak, şuurlu varlıkların kainata bakıp onun varlık nedenini sorguladıklarında kainatı var edeni tanıma imkanı verecek. Bu bayağı ilginç bir yapı, kainattaki varoluş düzeni çok ilginç. Hem benim kainatla olan ilişkimi kurarken her zaman sürprizlerle karşılaşmayacağım ki öyle olursa ben kainatla ilişki kuramam ki. Susadım, ne yapacağımı bilmiyorum. İhtiyacım var. Ne yapacağımı bilmiyorum.
mesela yürüyeceğim, bir yerden bir yere gideceğim, ne yapacağımı bilmiyorum. Çünkü bazı gün yer çekimi var, bazı gün yok. Efendim, bazı gün kaslarım çalışıyor, bazen tesadüfen çalışmayı veriyor. Öyle bir durum yok. Her şey kasıtlı kontrol altında, belli bir düzenle, bilinçli bir şekilde tanzim edilmiş, düzenlenmiş. Ben biliyorum, bana öğretiliyor, bana kabiliyet de verilmiş, şunu yaparsan şu sonucu alırsın diye. Böyle bir kabiliyete sahip insan, böyle bir şu sebepten şu sebebe teşebbüs edince şu sonucu alırsın diyen bir düzenle karşılaştığında ben kendi kabiliyetim dahilinde düşünüyorum. Demek ki bu sebep bu sonucu yapar demem lazım. O zaman benim kainatın yaratıcısını aramama gerek yok. Çok affedersiniz, bir saniye. Ya bunu kim yaptı dememe gerek yok ki. İşte şu sebep şu sonucu veriyor, bu sebep bu sonucu var ediyor. Çünkü ben bu sebebi alınca bu sonucu elde ediyorum diyorum. O zaman benim açımdan kainatın varoluşunda beni ilgilendiren, insan olarak beni ilgilendiren yalnız hangi sebebin, hangi sonucu var ettiğini, varlık nedeni olduğunu öğrenip ona göre kainatla ilişki kurup ölüp gitmek. Yani işte geldik buraya, şimdi de ölüm geliyor, öldük, gidiyoruz, yok oluyoruz, bitti. Halbuki insani duygular böyle bir varlığı gözlemlemiyor. Neden? Hem düzen var, çok ilginç. O sebebe teşebbüs etmezsen o sonucu elde edemiyorsun. Hem de o düzende sebebe teşebbüs ettim dediğin zaman o sebebe bağlı olarak var olan, şimdi yaratılan demiyorum, bilmiyoruz çünkü şu anda düşünce sistemimizde. O sebebe bağlı olarak var olan sonucu elde ediyorum. Sonuca bakıyorum, hayat var. Sebebe bakıyorum, hayat emmaresi yok. Bu sonuçtaki hayatı bu sebep veremez ki, yok kendisinde çünkü. Bu muazzam bir sistem. Ben her şeyde öyle ama. Mutlaka hayat var ile hayat yok arasındaki ilişkide değil. Bir şeyde hayat varken bakıyorsunuz hayat olmayan bir varlık haline dönüşebiliyor. Hani sende hayat vardı, ne oldu şimdi? Hani senin hücrelerin üretiyordu, ne oldu şimdi? Ama hücre üretir de kalır o düzen. Yani belli bir dönemden sonra üretme gücü düşer. O düzen eğer kendisi üretebilen bir varlık ise hücre, o zaman üretmeye devam etmesi lazım. Çünkü kendisini üretir hale getirmiş ya, devam etmesi lazım. Kendi kendine devam edemiyor. Demek ki üretme özelliği kendinden kaynaklanmıyor. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartan bir sistem kurulmuş. Yani hem sebep var, hem sebep ölü. O sebebe bağlı sonuç var ama sonuç canlı. Yani ters özelliklere sahip, zıt özelliklere sahip. Sebepte bilinç yok, sonuçta bilinçli bir varoluş var. Sebepte ilim yok, sonuçta ilimli bir varoluş var. O zaman insan hem bu düzeni anlayabiliyor, ilişki kurabiliyor, sürprizlerle yaşamıyor, rahat kainatla ilişkisini kurabiliyor, hem de insani duygularını kullandığı zaman, hayvani değil, sorguladığı zaman, işte sorgulamayanın imanı olmaz dedik ya, hep bunu diyoruz ya, ya bu sonuç bu sebepten olur mu dediği zaman, olabilir mi diye incelemeye başladığı zaman, sonuçtaki gördüğü özelliklerin hep zıttı var sebepte.
böyle muazzam, hakikaten mucizevi, olacak iş değil bu diyeceğimiz bir sistem ile karşı karşıyayız. Buradan da insani duygularımız anlıyor ki kainatın varoluş nedeni, varlık nedeni bana hem kainatla rahat bir ilişki kursun ve memnun olsun dedirtecek bir ortam hazırlanmış, hem de kainatın parçalarının birbirlerinin varlık nedeni olmayacağından kesin emin olacak şekilde bir sistem gerçekleşmiş ki mucizevi yaratılış budur. Bu ayet bize bu noktalara dikkat çekmemizi haber vermek üzere rehberlik yapıyor. Bak bunlara dikkat et, kendini kaybedip gitme. Basit, yüzeysel, insana yakışmayan, sanki varlığın nedenini düşünme kabiliyeti vermediğim hayvanlar gibi olma diyor kainatın yaratıcısı. İnsan gibi sor, mutlaka sor ve araştır ve incele ve devam et incelemene. Önce çok yüzeysel olarak anlayacaksın ki bu kainat tek başına olamaz diye, kendi kendine varlık alemine gelmiş olamaz diye anlayacaksın. Evet, bizim sistem çalışmıyor. Neden bilmiyorum. Mehmet Emin'le dersten sonra bunu konuşalım. Anladın değil mi Mehmet Emin? Girmek isteyeni ben özel olarak yapmazsam giremiyor. Yani okey, çalışalım. Anlaşıldı, evet. Ama Levent online olsun da Levent'e ed yapalım. Girmek istedi, giremedi. Peki. Kaçırdım. Yine bakayım şurada online gözüküyor mu? Mac'ın online gözüküyor mu? Bakayım. Okey, bir daha. Bir saniye. Çok güzel bir sistem var. Ben değil Mac'ınla Abdullah'a. Levent de online değil, ne yapacağız? Et desek online değil ki. Kim başka kim var? Levent içeride misin? Ama online değil gözüküyor. Levent içeride, evet. Aa, ilginç. Ben de online değil gözüküyor. Levent geldin mi? Evet, hoş geldin, sefa geldin. Hangout yapalım, Mac'ın online değil gözüküyor. Düşecek şimdi, böyle gözüküyor. Bakayım. Peki, çok güzel bir sistem var. Çok muazzam, insanı şaşırtmıyor. İnsani duygularımızı kullandığımızda ama kabiliyetlerimizi kullanıp kainatla ilişkimizi sorguladığımız zaman ulaşacağımız sonuç açık, belli. Mutlaka bu sonucun varlık nedeni sebep olamaz. Bu ayet-i kerime bize sebep-sonuç arasındaki ilişkide sebep ile sonucun birbirinin zıttı özelliklere sahip olduğunu, her sonuç da öyle özellikler var ki o özelliklerin sebep gibi görünen onun varlığına etaç edilmiş, bağlanmış, işte o olmazsa olmaz olan, yani bir sebep bir sonuç arasında ilişki düşünün, olmazsa olmaz ve su içmesen susuzluğun gitmiyor böyle. Veya nasıl nefesini borudan çıkartacak şekilde bir davranışa girmesen ses gelmiyor. Gırtlağında o ses çıkartan ses telleri diyorlar da o kıvırcıklar olmazsa ses çıkmıyor. Atmosfer olmazsa ses gelmiyor, değil mi? Mesela atmosferi, havayı boşalttığınız bir kutunun içinde ses nakli yapamazsınız. Atmosfer olacak. Ama
ses naklini yapmak, ses nakli yapıldığı zaman atmosferin moleküllerine bakıyoruz. O ses naklini yapabilecek hiçbir kabiliyeti yok. Ses naklindeki özelliklerin hiçbirisi hava moleküllerinde bulunmuyor. Kendilerinin böyle bir şey yapma özelliği yok. Bundan anlıyoruz. Bu ayeti kerimenin çok güzel kainatı yorumlamada çok temel bir yaklaşım tesis ettiğini, bize rehberlik yaptığını, bu rehberliğe göre okuyup, bu rehberliğe bakıp ona göre kainatla olan ilişkimizi gözden geçirmemiz gerektiğini anlıyoruz. Onun için Kur'an'ın bize konuşmasında ana temel maksat nedir? Bizim düşünce veya insani kabiliyetlerimizi kullanmada bize yön gösterici rehberlik yapmak. Öncüllük yapmak. İşte bak böyle bir durum var. Hadi bakayım bu durumu incele, bul. Anla, eğer sorarsan, incelersen bulursun. Sormazsan, incelemezsen bulamazsın. Kur'an'ın bütün meselesi bu. Sor, incele, araştır, bul ve benim dediğimin doğru olduğunu göreceksin, tasdik edeceksin. İncelemezsen haberin bile olmaz benim ne dediğimden. Sana nasıl bir rehberlik yaptığımdan. Onun için Kur'an'ı rehber kitap olarak görmek çok önemli. Kur'an taklit edilmek için değil, bana nasıl davranacağım konusunda takdim yapıyor. O takdime göre davrandığım zaman yapılan takdimin doğru olduğunu anlıyorum. Bu önemli bir aşama bu. Dikkat etmemiz lazım. Dün akşamki bir derste çok çok dikkatimi çekti bu konu. Evet. Peki, bu ayeti kerimenin Nursi Sünahat'ta, bu kitapta insanın sosyal hayatına bakan, ferdi hayatına bakan, sosyal hayata bakan külli prensipler içerdiğini de söylüyor. Onun için pek çok desatiri külliye ve bir kısım desatiri ekseriyi tazammül eder. Yani mutlak anlamda değil ama külli bir kural vardır, genel geçer bir kural vardır. Ekseriyetle biz bu kuralı kainat yaratılışındaki nizam içinde ekseriyetle bu kuralın uygulandığını ya da tatbik edildiğini görüyoruz. Ferde, cemaate, nev'e, mesleğe şamildir. Yani bakıyoruz bir ölü gibi olan fertten çok güzel hayatlar bir sonuç çıkabiliyor. Kötülüğe, duraganlığa, taassuba meyletmiş bir cemaatten kuvvetli, iyiliğe meyilli, aktif bir sonuç çıkabiliyor. Bir başka cemaat çıkabiliyor. Kainatın yaratılışında böyle düsturlar var, dikkat edin diyor. Nevilerde, cinslerde böyle bir beklenmedik, alışılmadık, ummadık sonuçlar çıkabiliyor. Mesleklerden, yani insan mesleğinden, şu meslekten bir şey çıkmaz derken bakıyorsunuz o meslek insanı hiç beklenmedik bir sonuca götürebiliyor, umulmadık bir sonuca götürebiliyor veya kendisindeki ilk etapta görünen özelliklerin tamamen zıttı olan bir sonuca götürebiliyor. Bu ayeti kerimeyi bir de insanın şahsı ve toplum hayatı bazında kural olarak okuma eğitimi yapıyor burada diye anlıyorum bu Sünihat'ta. Onu yalnız okumaya devam edeceğiz ve anlaşılacak şimdi Sünihat'taki yeri itibariyle. Yalnız
ekseri düsturların masadakından bir iki misal vereceğiz. Bu genellikle geçerli olan düsturlara tabi olmuş, o düsturlar içerisine girmiş olan örnekler, birkaç tane örnek vereceğiz. Ha bak işte bu mesela burada görüyoruz diyeceğiz. Mesela lakayt Emevilik nihayet sünnet cemaate dayandı. Şimdi ilk çıkışında tarihi olarak bilemiyorum burada tarihi nakillerle konuşunca ne kadar tutarlı konuşabileceğiz. Nakildir çünkü. Şöyle yorumlarsın, böyle yorumlarsın. Kim nakletti bilinmez. Ama İslam tarihindeki genel eğilime baktığımızda mesela diyor Emevilik hareketi bir Arap ırkının üstünlüğünü öngören ve Arapçılık diyeceğimiz bir hareketi, bir anlayışı ön planda tutan ve dolayısıyla Kur'an'ın ve sünnetin, Resulullah'ın uygulamasına pek fazla hassasiyet göstermeden kendi kafasına göre işte biz iyiyiz, biz daha üstünüz, din, İslamiyet bizim milletimizin içinden çıktı, buna biz daha çok layıkız, ne bileyim ne gibi yorumlar yapıyorlarsa siz de bir şeyler ifade edebilirsiniz ama dinin uygulanmasında lakayt davranan bu akım sonunda sünnet dediğimiz Resulullah'ın uygulamasına salabetle, sadakatle, tutarlı bir şekilde sahip çıkan bir anlayışı netice verdi. O anlayışa dönüştü. O demek ki kainatın nizamında böyle bir mutlaka değil ama olabilir olan bir düstur var. Dikkat edin diyor benim anladığım. Devam ediyor. Salabetli Alevilik nihayet Rafiziliğe dayandı. Alevilik dediği bizim şimdi iyi düşünmemiz lazım. Hazreti Ali taraftarlığı o kadar katı, salabetli. O kadar katı. Ali, Hazreti Ali çok doğru. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın özel olarak yetiştirdiği ilmin kapısı olan zattır. Onu takip etmek gerekir diye bu gayet güzel. Resulullah'ın yetiştirdiği bir zatı takip etmek, onun rehberliği altında dini anlamaya çalışmak kadar güzel bir şey yok. Olamaz. Neden? Zaten Resulullah'ın bütün gayreti Kur'an'ın en iyi şekilde anlaşılmasını sağlayan bir tebliğ yapmak idi. Etrafındaki insanlara bunu veriyordu ve bu insanların tarih içerisindeki anlatımlara, nakillere baktığımızda en böyle yetişmiş olan insanların en üst düzeyinde olanının Resulullah'ın evinde çocukluktan itibaren Kur'an'ı anlama noktasında yetiştirdiği Hazreti Ali olduğunu herkes itiraf ediyor. Yani Ali ilmin kapısıdır. Onun için zaten hayatında yapmış olduğu, vermiş olduğu hutbeler, konuşmalar, yazışmalara baktığımızda çok harika tespitleri var. Kur'an'ın inceliklerini kavramada hakikaten hassas yetişmiş bir insan olduğunu görüyoruz. Bu diğerleri kötü anlamında kullanılmaz. Ama yani profesör var, bir de hakikaten daha iyi bir profesör var. Bu konuda daha ileri düzeyde bilgiye sahip profesör var. Onun gibi hepsi profesör ama bir de var ki diyelim ne kadar doğru ve haklı bir ayrım ama Nobel ödülü almaya layık bir profesör var. Bir de öyle diyelim. Yani bir konuda ilk aşamayı yapmış, yeni bir şey keşfetmiş, kainatın nizamından yeni bir prensip bulup çıkartmış ve insanlığa sunmuş olan birisi var. Farklı. Onun gibi Hazreti Ali de farklı.
O bakıyoruz böyle bir zatın takipçisi olmak gayet güzel. Ama o selabetin, o ciddiyetin arkasından bakıyoruz. Böyle bir hareket Resulullah'ın genel eğitiminin dışına çıkan bir rafiziliktir. Yani şöyle söyleyelim, laubalilik diye anlıyorum ben rafiziliği. Gayet dini konularda çok laubali. Hazreti Ali, Ali, Ali diyor ama arkasından namaz yok, oruç yok gibi ya da rafiziliğe dönüştü dediği, laubaliliğe dönüştü belki namaz kılıyor ama dinin diğer özelliklerinden, dinin diğer kurallarıyla olan ilişkisi ya da dini anlama gayretinde, yani şöyle söyleyelim biraz mübalağalı olsun, Hazreti Ali'nin hikayelerini anlamada Hazreti Ali'den yapılan nakilleri her gece okur, Kur'an okumaz, öyle diyelim. Kur'an ama Hazreti Ali'yi niye sever? Kur'an'ı en iyi anlayan Resulullah'ın talebesi olarak sever. Çelişkiyi orada görüyoruz. Neden? Bakayım Kevser Hanım geldi mi? Yok. Değil, değil, değil. Şöyle yapacağız. Bir saniye hemen şu işle bir uğraşıvereyim. Kevser. Nerede Kevser? Yok. Niye? Kevser Hanım içeride. İçeride mi? Niye ben görmüyorum? Aa. İlhan. Ha evet. Doğru. Affedersiniz. Biraz uzattım. Peki. Bu bir örnek. Böyle şeyler olabiliyor. Dikkat edin. Bu Allah'ın yani kainatın yaratıcısının kainattaki koyduğu yaratma, var etme kuralının, düzeninin içinde, pardon kuralı yanlış söyledim. Var etme, yaratma düzeninin içinde bir kuraldır. Buna dikkat edin diyor. Bu ayeti kerime bize bu yönüyle bir rehberlik yapıyor. Hem zalime karşı miskinliği esas tutan Hristiyanlık, nihayet tecellüt. Tecellütte, cebbarlıkta, yani kendini cesur göstermede, cebbar olmada. Nereden bunu çıkartıyoruz? Ya hani Hristiyanlık bir yüzünü çevirde zalime karşı sana bir tokat vurana çok meşhur ya bu. Öbür yüzünü çevir bir de oraya vursun da adam tatmin olsun ne istiyorsa, önemli değil kardeşim bu, boş ver. Yani bunlarla uğraşmayın. Zalimlere karşı çıkacağız diye dert etmeyin. Ya sen hapse atmış, atsın efendim, ne oldu? Elinden ekmeği almış, almışsa almış. Alırsa alsın, boş ver. Sen ne kalırsa elinde, varsa yersin, yoksa yemezsin, ne olacak ki diyen bir tavır gibi görünen Hristiyanlık ki aslında öyledir, böyledir, önemli değil. Yani Hazreti İsa bunu mu tebliğ etti insanlara, bunu tartışmıyoruz. Hristiyanlık diye bir olay var. Ve bu Hristiyanlığın aslı, esası karşı çıkmamak, isyan etmemek. Yani bir yüzüne tokat vurursa öbür yüzünü çevir diyen bir anlayış ile tesis, yerleşmiş bir akım idi. Allah Resulü olan Hazreti İsa aleyhisselam bunu mu aslında öğretmişti? Bunu tartışmıyoruz. Yani Emevilik de öyle. Allah Resulü Emeviliği mi öğretti? Hayır, tartışmıyoruz. Aleviliği, Rafiziliği mi öğretti? Tartışmıyoruz bunları. Vakaları görüyoruz. Kainattaki işleyiş, yaratılışın işleyiş düzenini anlamaya çalışıyoruz. Bu ayeti kerime bize
diyor ki bak Hristiyanlık hani yok canım karışma falan diyordu ya. Alsın vursun kral olmuş olsun. Nereden çıktı bu zalim başıma değil mi? Vergi istiyor istesin verirsin geçer gidersin. Dünya böyle şeylere değmez diyen bir grup insan Hristiyan olarak kendini tanımladı. Sonra ne oldu bunun sonucunda? Haçlı seferleriyle Allah herkesi, bütün insanları tırıl tırıl titreten ordular kurmaya başladılar. Hani siz, hani böyle bir bu dinin ilk başlangıcında hiç kimseye karşı çıkmayın, isyan etmeyin, savaş yok bilmem ne diyordunuz ya. Bu dinin aslı budur diye söylüyordunuz. Evet. Şimdi ne oldu ya? Talan etmeye gidiyorlar. Yani biliyorsunuz Haçlı Seferleri neler yaptı, neler yaptı. Yani gerçi 20. asırda Haçlı Seferlerini çok küçük düşürecek dünya savaşları, milyonlar insan öldürüldü. Onlar ayrı konu. Ama onlara göre yine bir şey değil demiyoruz. Fakat o bir yüzüne tokat vurursa öbür yüzünde çevir diyen grup şimdi başkalarını tekme tokat dövmeye başladı. Ha demek ki bakın böyle bir halden tam zıttı bir hal çıkabilecek şekilde kainatta bir düzen var. Dikkat edin. Kendinizi ben haktayım, doğruyum diye tamam sırt üstü yatmayın. Sonunda tam tersi olan bir yerde bulursun kendini. Dikkat et diye örnekler veriliyor. Peki, demek ki cebbarlıkta karar kıldı diyor. Ve zalime karşı cihat, izzeti nefsi esas tutan İslamiyet, Kur'an'da baktığınızda böyle çok ciddi ayeti kerimeler var. Zalimlere karşı direnin, kesin izzeti nefsinizi muhafaza edin, boyun eğmeyin, Allah'tan başkasına kesin itaat edilmez. Allah'ın emriyle gelene Allah adına sahip çıkın. Kendi emriyle gelene itaat etmeyin, tabi olmayın diye böyle çok ciddi, sivir diyeceğim. Ama hatırlamıyorum tam karşı Türkçesini. Şiddetli diyelim. Şiddetli emirleri içeren ilk defa yayıldı her gittiği yerde. İzzeti nefsini korudu. Kim İslamiyet Müslümanları ezmeye kalktıysa, onları kontrol altına almaya kalktıysa, bütün Müslümanlar ayağa kalktılar ve dediler ki hayır insanları hür bırakmanız gerekir diye direndiler. Ve savaş gerekiyorsa savaşıldı vesaire. Böyle bir özelliğe sahip olan İslamiyet 20. asıra gelince hepsi kolonilerin altında kuzu kuzu ne izzeti nefis var, ne cihat var, ne yapalım böyle bir hayat çekilmez ki, böyle bir hayat yaşamaya değmez ki diyen bir durum var. Miskinleşti, köleleşti, hatta o toplumlar şimdi kendilerine ait Müslüman olduklarını söyledikleri halde kendilerine ait özellikleri, kimlikleri yok ederek yaşamaya başladılar. Bunu da demek ki böyle şeyler olabilir, dikkat edin diyor. Evet, İlhan geldi mi? Geldim abi. O mikrofonu... Evet, bir arkadaşım mikrofonu açık. Senin mi İlhan? Senin mikrofonun mu açık? İlhan, senin mikrofonun mu açık? No? Duymuyor musun İlhan? Kapattım şimdi abi. Heh, teşekkür ederim. Peki. Zalime karşı cihat, İzzeti nefsi esas tutan İslamiyet, eyvah, nihayet miskinlikte karar kıldı. Toplum bazında konuşuyoruz. 3-5 kişi deli dolu orada burada, ne bileyim,
terörist faaliyet gösteriyormuş. Onlar ferdi reaksiyon hareketleridir. Müslüman toplumun geneli kuzu kuzu diktatörlerin altında, diktatörlerin yönetimi altında izzeti nefislerini ayaklar altına alarak yaşamaya devam ettiler, ediyorlar genelde. Peki efendim. Bilmiyorum buraya kadar soru, itiraz, anlayış yanlışı var mı, doğrusu var diye katkıda bulunacak arkadaşımız var mı? Ya everybody. Tamam. Ne söylerseniz doğru efendim mi diyorsunuz? Buradaki dediği gibi. Evet. Şurasında şöyle bir doğruluk var, yanlışlık var. Yani ayet-i kerime bizi uyarıyor. Bu ayet-i kerimeyi yaratılma kainattaki varoluş açısından değil de ferdi ve sosyal ilişkiler açısından değerlendirdiğimizde belki bazı arkadaşlarım malumudur da şu çok meşhurdur İbn Haldun diye bir zat var. Onu çok severler bazıları. İşte sosyoloji bilim dalının kurucusu falan diye. Aslında bütün o zatın üzerinde durduğu, söylemeye çalıştığı mesele bu. O medeniyetlerin zaman içerisinde büyüyüp, gelişip insan hayatı gibi sonra yıkılıp öldüklerini, yeni medeniyetlerin çıkıp onların yerine geçtiklerini, tarihi ne diyorlar? Cycle. Tarihi sirkülasyon mu diyelim? De insan tarihini incelediğimiz zaman görüyoruz diye bir anlayış, bir teori diyorlar ona, geliştirmiş. Bu ayet-i kerimeyi sosyal hayata uyguladığımızda bayağı yerinde bir tespit olarak görüyoruz. Ayet-i kerimenin rehberliğine uygun. Hem devam ediyor açıklamaya, hem mebde-i taassup derecesinde azimet olsa, başlangıcı taassup derecesinde azimet olsa, yani çok fazla sağlam, hiç taviz vermez. Yalnız farzları değil, vacipleri değil, sünnetleri değil, müstehapları bile farz gibi tutar. Aman efendim işte, hiçbir surette ne bileyim bir müstehap bir olay olsun, bir özel bir örnek vermek istemiyorum, kesinlikle vazgeçmemek lazım diye ısrarlı bir tavır gösteren bir kişi ya da grup olsa, nihayeti müsahaleye, ruhsada taraftarsa, nihayeti salabete müncer olur. Nihayeti şöyle doğru okumak lazım. Biraz noktalama problemleri var. Yukarıda da öyle vardı. Eğer doğru anlamak istiyorsanız şöyle yapalım. Yukarıdaki problemi ben bir noktalama değişikliğiyle çözüleceğini düşünüyorum. Bakayım ne oldu? Evet, karıştırmayalım. Şöyle, bir üstteki paragrafın ikinci lakayt emevilik nihayet sünnet cemaata, selabetli alevilik nihayet rafiziliğe dayandı. Şöyle yapalım. Lakayt emevilik nihayet sünnet cemaate, noktalı virgül, selabetli el alevilik virgül, nihayet rafiziliğe dayandı. Evet, ayırıyoruz. Devam ediyorum. Hem zalime karşı miskinliği esas tutan Hristiyanlık virgül, nihayet tecellüt cebbarlıkta noktalı virgül ve zalime karşı cihat virgül, izzeti nefsi esas tutan İslamiyet, eyvah,
nihayet miskinlikte karar kıldı. Nokta. Böylece daha iyi anlıyorum. Şimdi de şimdi çalıştığımız paragrafta öyle. Hem mebde'i taassup derecesinde azimet olsa virgül nihayeti müsahaleye noktalı virgül ruhsata taraftarsa nihayeti salabete müncer olur. Ruhsata taraftarsa virgül nihayeti salabete müncer olur. Şimdi anlaşılıyor. Benim görebildiğim kadarıyla hem mebde-i tasarruf taassup derecesinde azimet olsa, çok katı olsa nihayeti müsahaleye. Yani onun çözümleniyor, azimeti yumuşuyor. Daha gevşek hale geliyor. Öyle diyelim, müsahaleyi öyle mi anlıyoruz? Bu kelimenin tam sehil var ya, işi kolaylaştırmak, gevşetmek, kolaya almak yani. Canım o kadar da önemli değil. Hani şimdi çok önceden mubahları, müstehapları bile mutlaka yapmak lazım diye direten bir anlayış veya bir cemaat, bir grup. Sonunda bakıyoruz ki ya vacip de farz değil nasıl olsa diye vacibi de terk ediyor. Öyle diyelim pratikte. Ama şey illa müzahaleyi illa lakaytlık olarak almak doğru mu? Yani kolaylaştırmak zaten tavsiye edilen bir şey değil mi? Dini zorlaştırmayın, kolaylaştırmayın. O ayrı konu. Salabetteyken kolaylaştırma anlamında değil. İşi kolaya alıp lahabaliliğe dökme demek diye anlıyorum. Ama en başta taassup derecesinde azimet dedi. Yani taassup derecesinde. Evet. Dolayısıyla yanlış bir yerden doğru bir yere geçmesi olarak. Zaten çelişkiler gündeme getiriliyor ya. Ya taassup derecesinde azimetten yani şöyle değil. Ne oldu, bir şey oldu. Taassup derecesinde azimet değil, azimetteyken şimdi müsalehe derecesinde azimet değil. Tamamen ne taassup var ne de azimet var. Tamamen laubali. Mesela müsait olursa namaz kılır duruma gelme. Yani müsait olmasa Allah affeder demeye gelme. Oraya gelme. Yani siz müsalehayı burada yanlış söyledim, müsaleha diyorum. Müsaheleyi kolaylaştırmayı burada vasat olarak algılıyorsunuz. Bu kontekste öyle algılamak bence mümkün değil. Çünkü kontekstimiz nedir? Zıtlıkları ortaya koymak. Canlıdan diriden ölüyü, ölüden diriyi çıkartmayı ortaya koymak. Bir aşırı, bir ifrat bir tefriti sonuç verir, bir tefrit, bir ifratı sonuç verir. Ama vasatta olanın öyle bir problemi olmaz. Buna dikkat edin demeye geliyor. Ben öyle anlıyorum. Yoksa siz müsahaleni kelime manasına bakıp da kolaylaştırma, sehil yapma deyince, yani zaten İslamiyet'te kolaylaştırma dini değil miydi diye vasat olan noktayı anlamayacağız. Ona müsait değil burası. Kelime mesela. Kelimeye hangi anlam yüklersiniz diye anlıyorum. Ne dersiniz? Hala o bizim yani normal müsahele dediğimiz vasat noktada olan durumu dile getirmiyor olmalı burada. Kontekst ona müsait değil çünkü. Bağlam konunun geneli ona müsait değil. Evet. Hala ne oldu? Remote control giriyor. Peki. Girmek istiyor musunuz? Yoksa ben yanlışlıkla mı çağırdım? Evet. Peki, ruhsata taraftarsa nihayeti salabete müncer olur.
Yani bir kantarın bir tarafı diyelim. Bir tarafı ağır basarsa öbür tarafı onun yerine geçer. Eğer bu taraf da ağır oldu diye fazla öbür tarafa geçirirsek, ortada tutmazsak bu sefer diğer tarafı havaya kalkar diyelim. Yani kaybeder. Böyle bir durum var diye, böyle bir olay var diye anlaşılıyor. Pendulum gibi yani. Ortada durmazsak, instant mesajda ne var bakayım bir saniye. Bir arkadaşın mesajı var galiba. O mesajı göremiyorum. Neden göremiyorum? Ali abi, Ayşe Yeğiner girmeye çalışıyor. Görmüyor musunuz acaba? Ayşe Yeğiner girmeye çalışıyorsa deneyelim. Oldu. Apple'a bakayım. Ayşe Yeğiner. Ya burada yok. Yani göremiyorum. Evet. Hayır. Benim kontak listemde olmayınca içeriye alamıyorum. Davet göndermiş. Ha. Ama daveti kabul edince bakayım bir saniye. Evet, neredeydi o? Peki benim bir şey yaptım, ne yaptım bilmiyorum. Ayşe Yeğener'e davet gönderdim ama ya ben bu daveti kabul etsem, accept yapsam, o zaman iki çağrı birden başlar da kaydı durdurur mu, onu bilemiyorum. Biraz riskli deneyeceğim. Hayır, durdurmaz. Peki. Accept yapınca durdurmaz. Aldık. Evet, gelelim geri olduğumuz yere. Evet. Şuradan yine Ayşe yeri içeride olması lazım. Evet. Bakayım, bunu öğreniyoruz da teknik. Yavaş yavaş inşallah kardeşimiz girer. Evet, hoş geldiniz Ayşe. Peki. Öyle olması lazım diye anlıyorum. Çünkü konteksti öyle. Bir kısım Hanbeli, Hanefi gibi. Hanbeliler biraz taassup derecesinde azimet taraftarı olanlara örnek olsa gerek. Hanefiler de ilk çıkışlarında ruhsata taraftar gibi olsa, görünse gerek. Ama sonunda burada birazcık yani tedbirli konuşmak lazım. Belli grubu mutlaka hemen karalamak anlamına, birisini üste çıkartmak anlamına gelmemesi için. Yani ilk çıkışta İmam Ebu Hanife, herkes biliyor bunu, bilgi olarak söylemekten utanıyorum da, herkesin bildiği bir şey olduğu için, yani Ebu Hanife, re'i, şahsi görüş ve dolayısıyla kıyas usulü getirdi. İslam fıkıh uygulamasına, öyle diyelim, muamelatın veya ibadatın uygulamaya konulmasında. Yani biraz laubali bir hal gibi. Yani mutlaka Resulullah öyle yaptıysa sen de mutlaka öyle yapacaksın demedi. Ebu Hanife dedi ki Resulullah bir şey yaptı kardeşim, onu belli bir bağlamda yaptı. Şimdi biz o bağlamı örnek alacağız. Böyle bir bağlamda böyle yapılır ama böyle bağlam yoksa yine aynısı yapmak çok komik. Mesela diyelim Resulullah, hadi örnek olsun, öyle bir olay yok. Kesin yok öyle bir olay. Ne bileyim yani şöyle bir mide rahatsızlığı oldu da Resulullah diyelim nane yedi. Şimdi Resulullah nane yedi diye hayat boyu nane yemezsin kardeşim. Neden?
mide rahatsızlığından dolayı nane yemişti. Kıyas yapıyor. O zaman mide rahatsız olan nane yer. Mide rahatsız olmadığı zaman nane yemek sünnet değildir. Ya çok basit bir örnek verdim. Çok 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 basit ama aşırı derecede basit. Ha, böyle olunca bazıları hayır, Resulullah'ın yaptığının dışında sen kendi kafandan bir şey uyduramazsın tepkisini verenler sonunda görüyoruz. Nasıl söyleyeyim ama şimdi eleştiri olacak, hiç de güzel değil. Yani gidiyoruz tamamen böyle çok salabetli görünen insanlar, tamamen dışarıda çok salabetli gibi içeride teknoloji hayranı, krallar, saraylar olan bir toplum haline geldi. Hepsi yani caiz. Yani şimdi örnek vererek eleştiri yapmak hiç de güzel değil. Ya dışarıda çok salabetli görünüyor. Kur'an ve hadis diyor. Ama bakıyorsun yani politik hayatta tamamen kraliyet taraftarı, saraylar, paralar cepleri dolduruyor. Ya da hiç aklı hayale gelmez. Rakamlarda ne derler ona? Wealth. Akıl. Servet mi? Servet. Servet toplamına giriliyor. Hani siz çok ehli takva, Resulullah çok mütevazi yaşardı. Yanında bir parça altınla uyuyabastı. Aynen onu taklit etmek lazım diyorsunuz. Bir parça altın değil, bir ton altın olmadan uyuyabas hale gelen bir millet oldu. Buradan anlıyoruz ki, dikkat edelim böyle olaylar var diye görüyoruz. Yoksa efendim bütün Hanbeliler böyle falan demiyorum. Ama Hanefilerin içerisinde de gidin görün bakayım bir. Mesela Hanefiler hep ehli rey bilmem ne diyoruz ama mesela Hanefi mezhebinin uygulandığı toplumlara gittiğinizde namazın sonunda eğer müezzin Allahümme ente selamu minke selam diye bağırmazsa adam şaşırıp kalıyor. Nasıl cemaatle namaz kıldık ya, olmaz böyle bir şey diyor. Çünkü o kadar selamet gelişti. Dur bakayım kardeşim, rahat ol. Yani mutlaka böyle yapmak gerekir diye bir şey yok. Sen belli bir tarihi aşamada, belli bir toplum yapısında, belli bir eğitim sürecinde, yani çocukları nasıl... ne okulu diyorduk ona, mahalle mekteplerinde, sibyan mekteplerinde çocukların Kur'an öğrenmesi için hep beraber, hani hadi kul huvallahu ehad, hep beraber. Çocuklar müzikli bir şekilde, zevkle öğreniyorlar diye gayet güzel. Ama şimdi sen üniversitesesin, hala aynı usulle mi öğreneceksin? Biraz da bu ne demek diye düşün sana dediğinde. işte aynı baş tarafta, başında, ilk başlangıcında böyle birazcık laubali gibi görünen bir mezhep akla değer veriyor, aklı öne sürüyor. Kur'an ve hadisin uygulamalarına kıyas adı altında rasyonalistlik getirmişler gibi eleştirilere tabi tutulabilen bir akım. En sonunda eğer müezzin Allahümme entes selamu ve minkes selam diye namaz bittikten sonra bağırmazsa adam eline tesbihi alıyor. Sübhanallah diye söyleyemiyor. Niye? İlle müezzin bağıracak. Bağırmasa geriye dönüp bakıyor. Ya müezzin öldü mü, ne oldu? Neden söylemiyor diye. Bu kadar hale geldi. Neyse. Bunlar bizim toplumda gözlemlediğimiz yani bir durumdan onun zıttı bir duruma geçişin örnekleri. Yani mutlaka öyle olacak demeyeyim. Herkes öyle olacak değil. Zaten başta onu güzel ayırdı, söyledi. Desatiri ekseri, genellikle görünen bir umumi düstur. Ama genellikle, mutlaka her zaman öyle değil. Bu güzel bir örnek, güzel bir anlayış. Dikkat çekmesi bakımdan anlayış. Yoksa
Ben tarihi okumaları hiç sevmem. Şahsen. Tarihteki olan toplumların dedikodusunu yapıyorsunuz. Ya kardeşim sen işine bak şu anda. Kur'an sana, hadis sana nasıl bir hayat yönlendiriyor onu anlamaya çalış ve ona göre kainat algılamanı ve hayat algılamanı ve dolayısıyla şahsi ve toplum hayatında nasıl bir pozisyona gireceğini tespit etmeye çalış, gayret göster, vasatta kal. Bunu yapmak lazım. Efendim şunlar şöyle yaptı, bunlar böyle yaptı. Burada Nursi'nin yaptığı, müellifin yaptığı tespitler bize şunu söylüyor. Bakın dikkat edin aman ya ifrata ya tefrite gitmeye kalkmayın. Sonunuz tam istemediğiniz, olmasını arzu etmediğiniz bir yere varır. İfrata gitmeyin. Gittiğiniz zaman kainatın yaratılışında ve dolayısıyla insan toplumlarının genel gelişme tavrında böyle bir örnek var, misal var ki kainatın yaratıcısı bize gösteriyor, öğretiyor, dikkatimizi çekiyor. Ben bunların hepsini dikkat edin, vasat noktada kalmaya çalışın demek anlamına anlıyorum. Yoksa Emevilerin, yok Alevilerin, yok Hanbelilerin, Hanefilerin dedikodusunu yapmak için olursa çok basit bir yaklaşım olur. Ayet-i Kerime'yi alıp istismar edip biz daha güzeliz, onlar daha kötü demeye gelen çok basit bir argüman geliştirme olur. Yani öyle hiçbir şey olsun diye yazıldığına dair delil görmüyorum. Ders alın, ders alın, ders alın. Kainatın, Allah'ın yaratma kuralında böyle şeyler var demek için dikkat çekiliyor. Evet, hatta en garibi, ben okumaya devam ediyorum. Eğer söylemek isteyen, bir şeyler katkıda bulunmak isteyen herhangi bir şekilde please, tereddüt etmeden hemen mikrofonu açın ve mikrofonu açtığınızda duyuyorum. Mümkün olursa beni susturun. Öyle söyleyeyim. Yani bir dakika ben burada bir şey söyleyeceğim diyeyim. Ben sus, bazen cümlem bitmedi, paragrafım bitmedi diye kafamdaki Allah ne verdiyse onu paylaşmak için konuşmaya devam edebilirim. Yani biraz sabredin bakayım. Susmuyorsam susturun beni. Evet. Hatta en garibi bir kısım mutaassıplar mesleklerinin zıttına olarak küffara karşı musamaha, dostluk ve lakayt. Doğru okuyalım şimdi. Soru. Dostluk, noktalı virgül. Bu bir. Taraftarı çıktılar. Sonucunda birleşeceğiz. Ve lakayt yönler, husumet ve salabet taraftarı çıktılar. Bunun ben şu bir kısım mutaassıplar mesleklerini zıtına. Bu Osmanlı'nın son zamanlarında bizim anladığımız. Efendim Hindistan'daki gelişmeleri ben bilmiyorum. Bilen varsa paylaşsın. O subcontinent dediği alt Asya alt kıtasında neler oldu onları bilmiyoruz. Ama ben bilmiyorum. Ama Osmanlı'daki son gelişmeleri Cönler dediğine göre anlıyoruz, bu da Cön Türkler. O gelişmelere göre Osmanlı'nın son gelişmelerine referans veriliyor diye anlıyorum. Medrese eğitimi gören ulema, Cön Türklerin meşhur, herkesin bildiği bir şey, inşallah gıybet anlamında değil, Avrupa'dan getirdikleri hürriyet anlayış falan, hürriyet, kardeşlik, eşitlik falan anlayışlarıyla saltanata karşı göstermiş oldukları bir reaksiyon vardı. Dolayısıyla saltanatın yani bir noktada yıkılması gerektiğine inanıyorlardı. Bunun fakat tam bunun karşısında medrese eğitimi gören ulema da sultanlar dine taraftar gibi göründükleri için zahirde çok zaman öyle olur zaten.
hep dini muhafaza görevindeyiz gibi. Aslında dini muhafazayla birlikte kendi saltanatını muhafaza da olabilir. Şahsısların istisnaları olabilir. Onlar ayrı konu. Böyle bir saltanat taraftarlığı ve dolayısıyla din muhafazakarlığı yaparken İslamiyet adına sultanlar, İstanbul işgal edildiği zaman bu ulemalarda böyle taraftar çıkan ulemada işgalcilerle bir anlaşma, onlara hoş geldin demese bile, hani geldiyse geldi canım, ne yapalım işte artık yenildik diye bir teslim olma miskin hali görüldü. Direnme yok. Cön Türkler dinde çok laubalilerdi. Öyle ulemaya göre kafirdiler. Çünkü efendim özgürlük istiyorlar falan falan. Bunlar hep Avrupa hayranları insanlar. Çoğu bunların mason gibi bir sürü itham mekanizmasıyla, ki doğru da olabilir onların sloganlarına baktığımızda batıdaki mason diye bilinen hümanist akımı sloganlarını taşıdılar da Osmanlı toplumuna ya da İstanbul'a ana olarak. İstanbul'a o batıdaki hümanistlerin sloganlarını taşıdılar ve hümanistler de kendilerini bir dinle bağlı olarak tanımlamadıkları için hümanistlere o devirde dine bağlı olmadıkları için masonluk nasıl söyleyelim müesseselesinin içerisindeydiler. Çünkü hem dine bağlı değil hem insani değerlere insani değerleri kabul ediyorlar. Ve olsun istiyorlar, eşitlik olsun istiyorlar, hürriyet olsun istiyorlar, kardeşlik olsun istiyorlar. İşte fraternity, equality and liberty. Çok meşhur üçlem. Bu üçlem Batı dünyasında masonik slogan olarak biliniyor. Çünkü din yok. Onun için bu insanlar, ulema bunları, bunlarda din yok diye reddediyorlar ve çok dinde aşırı derecede laubali, hatta dinle alakası olmayan insanlar gibi görüyorlardı. Ama mesele işgal olduğunda, hani Müslümanları, Müslüman toplumunu, Müslüman olmayanların işgalinden kurtarma konusuna geldiğinde, Jön Türkler onlardan daha selametli çıktı. Aa, hani sen düşmana, kafire karşıydın ya, neden onun karşısında direnmedin? Bunu söylüyor diye anlıyorum ben burada. En garibi, bir kısım müteassıplar mesleklerinin zıttını olarak küffara karşı müsamaha, dostluk taraftarı çıktılar. O cümleyi tamamlıyoruz. Ve lakayt cönler, husumet ve salabet taraftarı çıktılar. Cönler, Jön Türkler ne yaptılar? Hem karşı çıktılar işgale karşı, hem de bütün milletleri, Türk milletinin ve dolayısıyla Müslüman Türk milletinin üstünlüğüne güvenerek öyle bir selabetle, öyle bir husumetle Müslüman olmayan milletler üzerine yürüdüler ki, eğer Enver Paşa'nın hayatını okursanız, adam bu yolda öldü. Yani paşa olup da ölen çok azdır. Adam bu yolda öldü. Çünkü paşalar genellikle strateji tespit eder, geride dururlar. Erler ölür. Ama bu adam bu yolda öldü. Hani bu adam dinde laubaliydi, gayrimüslimlerin tasallutuna ve Müslümanları hakimiyeti altına almalarına karşı çok büyük tepkiyi dinle laubali gibi görünen cönlükler gösterdiler. Ama bunun arkasında milliyetçilik duyguları vardı. O milliyetçiliği dinle karıştırmışlardı. Bu da vaka, ama öbürleri de, ulema da hiçbir şey yapmadı. Tamamen işgalcilerle yani hiçbir şey yapmadılar. Reaksiyon falan göstermediler. Miskin miskin teslim oldular. Jön Türkler olmadı. Buna çok garip diyor. Demek ki
böyle değişiklikler olabilir, dikkat edin diyor müellif burada. Güya Mebde-i Hürriyet'teki mevkilerini becaiş ettiler. O Hürriyet Hareketi'nin başlangıcında ulema mutlaka İslam ve dolayısıyla din hakim olsun. Gavurlara karşı, kafirlere karşı tabi olmayalım, boyun eğmeyelim diye bağıran ulema, işte işgal hareketinden sonra tamamen gavurlarla beraber oluverdiler. Yani gavurlara tabi oldular dedi, hiçbir reaksiyon göstermediler. Biz Batı dolayısıyla Müslüman olmayan değerleri temsil ettiği diye ediyor diye bilinen Cön Türkler, Müslüman Türklerin hakimiyetini sağlamak için hayatlarını verdiler. Aa, o da buradaki demek ki diyor, mevkilerini becaiş ettiler, yani yerlerini değiştirdiler. Biri diğerinin yerine geçti. Buna da dikkat etmek lazım. Böyle şeyler olabiliyor. Bize dikkat et, böyle bir hatanın içerisinde girmemeye çalış diyor. Devam, vaktimiz dolmak üzere devam ediyorum. İki alim, bazen Nakıs'ın oğlu Kamil, Kamil'in oğlu Nakıs oluyor. Bu herkesin bildiği bir şey. Yani ikisi de alim ama bakıyorsunuz bir tanesinin tam güzel bir alim değil, birazcık yani yüzeysel ilmi falan var. Oğluna bakıyorsun, çocuğuna bakıyorsun. Babasına diyor ki ya böyle ilim mi olur diyor. Adam doğru dürüst ne söylediğini bile bilmiyor. Bir yerde bir şey söylüyor, diğer yerde ona çelişkili bir şey söylüyor diyor. Onun çocuğu bakıyorsunuz, çok tutarlı bir eğitime kendini tabi tutabiliyor. Ve dolayısıyla kamil bir insan olarak oluyor. Çok kamil bir alimin oğlu da işte babası çok tutarlı olduğu için onun karşısında eziliyor. Babasını eleştirmek gençlerde bir meyildir. Babasının ya sanki bunda da bir marifet varmış gibi ısrar ediyor falan diyor. Ve ne olacak ki, bir şart mı yani diyor. O eğilimle birlikte yani kendisi ilim noktasında babası gibi kamil olamayacak olan bir yolu seçebiliyor. Bunlara da dikkat edelim inşallah diyor. Onun için bu adam çok fazıl bir adam diye biliyorduk. Çocuğuna bak, serserinin teki dediğimizde dur bak, yuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hay. Kainatta böyle bir düzen var, dikkat et. Birdenbire yani hemen madem bizim faziletli bildiğimiz adamın çocuğu böyledir veya çok kötü bildiğimiz adamın çok iyi bir oğlu var, evladı var, kızı var, oğlu var, her neyse. Demek ki biz adamı çok kötü biliyorduk ama ne kadar da güzel evlat yetiştirmiş ya. Vay be, yanılmışız deme. Kainatta böyle bir sistem var. Adam yine hala güzeldir ama hani şu veya bu şekilde veya kötüdür veya güzeldir, her neyse. Onun çocuğu mutlaka ona benzeyecek diye bekleme. Kainatta böyle bir düzen var. Ölüden diri, diriden ölü çıkarır kainatın yaratılışı. En başta külli ve ekseri tuturlardan bahsetti. Yani ekseriyetle böyle mi oluyor yani? Olabilir yani. Ben bunları hep olabilir olarak bil, ona göre dikkat et, genel yargıya varma diye anlıyorum. Yani tamam, bu adam mükemmel. Dolayısıyla bunun çocuğu da mutlaka mükemmel olacak zannetme. Veya bu adam çok kötü. Hani meşhur bir örnek var ya, adamın birisi ay yaşmış da iki tane çocuğu var. Bu hani uydurma, yakıştırma bir örnek. Ama vakayı anlatma bakımından, temsil etme bakımından güzel. İki tane çocuğu varmış. Bu çocuklar büyüdükmüşler, belli bir yaşa gelmişler. Öyle diyelim. Biz de buna biraz daha yakıştıralım. 18-20 yaşına geldikten sonra birisi diyelim ki dünyanın güney yarım küresine, diğeri de kuzey yarım küresine gitmiş. 10 yıl, 20 yıl sonra bir tanesi kesinlikle hiç içki içmez, diğeri de devamlı ayyaşmış. Sonra
o kişilere, çocuklara sormuşlar. Ya bu senin halin ne böyle? Sen çok ayyaş bir babanın çocuğuydun. Ağzına ışığı koymuyorsun ki. Ya öyle bir babanın çocuğu böyle olur demişler. Babasının rezil halini gördüm ben, onu yapar mıyım demiş. Yani bak çocuğun algılaması değişik olabiliyor. Aynı ailede, aynı şartlarda büyüdüğü düşünülen diğer çocuk o babası gibi ayyaş olmuş. Demişler ona da ya senin baban ayyaştı yine, sendeki bu hal öyle bir babanın böyle bir çocuğu olur demiş. Demek ki mesele babada değil, çocukların babaya karşı olan tavrındadır. Bu bir prensip. Herkes kendi, yani her koyun kendi bacağından asılır anlamındaki o likullüm re'im minhum yevme izin şe'nü yuğnih ayet-i kerimesinin perspektifinden baktığımızda arkadaş sen kendi sorumluluğuna dikkat et, vasat noktada kalmaya çalış. Peki, devam edelim, bayağı vakit yaklaşıyor. Güya bakiyeyi iştihayı şevki tevarüsle velede geçiyor. Öteki kazayı vatar ettiğinden veledine ilme karşı açlık hissini uyandırmıyor. Bak, şöyle diyelim bunu, şöyle anlıyorum ben bunu. Güya bakiyeyi iştihayı şevki tevarüsle velede geçiyor. Unut, işte şek, iştihanın kalıntıları tevarüsle velede geçiyor. Öteki, bakiye iştihayı şevki, nakıs dedi ya, nakısı anlatıyor burada, tamam. Zannediyorum veya anladığımı zannediyorum. Bakiye iştihayı şevki, ya tam öğrenemedik, bu işi tamamlayamadık, bu bir tamamlansaydı diye bir şevk var ama nakıs ilmi. Mesela şöyle söyleyelim, üniversiteyi okumuş ama master yapmamış. Çok örnek ama bu aslında adi bir örnek de, çok tutarlı bir şey değil. Master falan yapmamış, işte üniversiteyi bitirmiş, orada kalmış. Diyor ki ya keşke şöyle bu konuda bir uzmanlaşabilseydim falan diyor ama yapamadım diyor. Bu iştiha güya diyor Nursi. Sanki çocuğa miras kalıyor ve çocuk o babasından daha ileri bir eğitime talip olabiliyor. Örnek bu. Mutlaka öyle olacak diye bir şart yok. Diğerinde ise öteki kazayı vatar ettiğinden, yani ihtiyacını tamamladığından kamil bir alim oldu ya, kamil bir alim zat oldu ya, veledine ilme karşı açlık hissini uyandırmıyor. Her şeyi tamamladı, bitti ya. Çocuk da benim babam her şeyi biliyor diyor zaten. Çocuk da bir de ben öğreneyim hissi gelişmeye biliyor. Öyle bir şey olabilir diyor diye anladım ben. Metin bunu söylüyor ve olabilir. Yani böyle bir sistem, kainatın düzeninde böyle bir sistem çalışıyor olabilir. Dikkat edip herkes böyle şeyler oluyor diye bilmemiz ve kendimizi ona göre ayarlamamız lazım. Sorumluluklarımızı ona göre düzenlememiz lazım. Haberimiz olmalı böyle şeyler, kainatta böyle bir sistemin, düzenin olduğundan. Şu emsilelerdeki sırrı düstur şudur. Herhalde bir sırrı şimdi söyleyecek. Şu verilen misallerde bir prensip var. O prensibin sırrı şu. Beşerde meyli teceddüt var. Yenilenme meyli var. İnsanlıkta devamlı kendini yenilemek istiyor. Toplumlar yenilenmek istiyor vesaire. Halef selefi kamil görse, yani sonradan gelenler, çocuklar, torunlar, babalarını, dedelerini mükemmel görse, tezyit eylemese, işte örnek ya bu, Osmanlı dünyanın en zengin, en kuvvetli, biz en kuvvetli devletiz diyenler, şimdi
Tamam, kuvvetli devlet idiniz belki o zaman da, ama şimdi senin zamanında nesin? Ona dikkat etmese, tezir eylemese, yani o kuvvete katkıda bulunacak bir tavır içerisine girmezse, meylinin tatminini başka tarzda arar. Bu sefer sefahate girer. Yani vur patlasın, çal oynasın tarzına girer. Bazen aksun amel yapar. İşte babasının, annesinin rahat, zengin, malı mülkü var, işler çalışıyor. Çocuk ne yapıyor? Kendini eğlenceye veriyor. Neye? İşler tıkırında. Odasına yemek hazır geliyor. Hizmetçileri var. Niye yani kendini sıkıntıya soksun? Ne yapıyor? Babasının malını, mirasını, mülkünü, servetini daha da ileriye götüreyim, geliştireyim, yoksa kaybederiz. Azmini göstermeye biliyor. Dikkat edin, böyle bir hataya düşme ihtimali var insanların diye haber veriyor. Yani öyle yapmayın. Güvenmeyin. Benim babam biliyor, biz zenginiz, ihtiyacımız yok. Bendeki babamın malı mülkü torunlara bile yeter diyenler, daha torun değil kendi çocuğuna kalmadan sefahat içerisinde onu çarçur edip batıp gidiyorlar. Toplumda böyle bir hali biz kendimiz de gözlemliyoruz ve Nursi de diyor ki böyle bir düstur var ki bu düsturdaki sır beşerdeki meyli teceddüt var. Yenileme meyli mutlaka en iyi anlamında değil. Maddi anlamda söylersek zengin bir ailenin çocuğu kendini yeniliyor, tembelliği tercih ediyor, çalışmaya gitmeyebiliyor. Efendim fakir bir ailenin çocuğu bu rezil halden kurtulmam lazım diye ne derler dişini tırnağına mı tırnağını dişine takmak denir galiba. Tırnağını dişine takıyor. Bu halden kurtulmanın yolunu arayacağım diyor. Çalışıyor, çabalıyor vesaire. Daha gelişmiş, servet sahibi bir hale gelebiliyor. İlim sahibi için, takva sahibi için. Aynı. Babasının, annesinin, ben çok insan gördüm. Babasının, annesinin din ile alakasının olmayışından dolayı yaşadıkları manevi, ruhi, hissi boşlukları görüp ben böyle yaşamak istemiyorum deyip araştırmaya giren çok çocuk gördüm. Aynı zamanda babasının, annesinin dindar, dine uygun manevi tatmini yaşayan insanlar olduğunu görüp canım zaten işte bak hayat böyledir deyip kendisini aynı manevi tatmini sağlayacak şekilde yetiştirme gayreti içerisine sokmayan insanlar da görüyoruz. Böyle bir durum var, dikkat edin diyor. Sonu bu. Sizin şimdi ne söylemek istediğinizi dinlemek isterim. Söyleyeceklerinizi dinlemek isterim. Buyurun inşallah. Vaktimiz doldu. İlave edecek soru, itiraz, koment, yorum buyurun, değilse susalım ha. Öyle mi? Yeter mi? Herhalde ses olmadığına göre. Aha. Demek ne kadar alim olsa da iştihası ve şevki olmalı demiş Ayşe Yener. Yeni gördüm Ayşe Hanım. Ne kadar alim olsa da çocuğun iştihası ve şevki olmalı ama zaten o alim olduğuna göre tarif gereği iştihası şevki var. Çalışıyor. Çocukta benim babam her şeyi biliyor deyip rahat yan gelip yatmaması, onun da şevkli, babası gibi şevkli olması lazım diye anlıyorum ben. İhtiyaç hissetmeye devam ediyor. Evet, onu zaten tarif gereği yani kişi kendisini ihtiyaçlı hissetmeye devam etmeli. Evet, zaten adam zaten ihtiyaç,
O kişi kendini ihtiyaçlı hissetmese kamil alim olmaz. Okumayı, öğrenmeyi, sorgulamayı, dikkat etmeyi durdurduğunuz anda şimdiye kadar bildiğiniz birikiminizin size hiçbir şeye yaramadığını anlarsınız. Yani kamil alim, doğru söylüyorsunuz ama tarif gereği burada çocukla baba arasındaki, yani bir halef selef diyorlar ya, selefle halef arasındaki ilişkiye dikkat ediyor. Canlıdan ölü, ölüden canlının çıkışını nasıl kainatta her yerde geçerli bir kural olduğunu gösteriyor. O anlamda çocukla baba arasında düşünmek lazım diye anladım ben. Dediğiniz doğru. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin.